Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ali İmran suresi 45 ve 52. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bu kısımda Allahu Teala Hazreti İsa'nın dünyaya gelmesi, Hazreti İsa'nın tebliğ görevini yerine getirmesi bununla alakalı bir kısım hakikatlere dikkat çekiyor. Ve şöyle buyuruyor. İz gâletil melâiketu, melekler şöyle demişlerdi. Ya Meryemu innallâhe yübeşşiruki bi kelime. Bi kelimetin minhu. Ey Meryem, Allah kendisinden bir kelimeyi sana müjde veriyor. İsmuhu el Mesih İsa ibn Meryem. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Vecihen fid dünya vel ahira, dünya ve ahirette gözdedir, seçkindir. Ve minel mukarrabin, mukarrabinlendir. Allah'ın has kullarındandır. Ve yükellimun nase fil mehdi ve kehle, insanlarla hem beşikte hem de ileri yaşta konuşur. Ve minas salihin, ve salihlerdendir. Galet Rabbi, bunun üzerine Hazreti Meryem dedi ki, Ya Rabbi, enne yekune li velet, nasıl benim çocuğum olur? Ve lem yemsesni beşer, bir beşer bana dokunmamışken. Gale kezalikillahu yahluku ma yeşe. Ve melek şöyle bildirdi. Evet, dediğin gibi, ama Allah dilediği şekilde yaratır. İza kada emran, ve bir şeyin olmasını murad ettiğinde, fe innema yegulu lehu kün feyekun, kün feyekun der, ol der ve o şey meydana gelir. Ve yuallimuhul kitabe vel hikme, Allah o İsa'ya, Mesih İsa'ya kitabı öğretecek, hikmeti öğretecek ve Tevrat'a vel İncil, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve Rasulen ile beni İsrail'e, ve İsrail oğullarını onu bir elçi kılacak. Kad ci'tukum bi ayetim min rabbikum, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Enni ahlugu lekum min attin, ben çamurdan sizin için meydana getiririm. Keheyyetit tayr, kuş şeklinde. Fe anfuhu fihi, ve ona üflerim. Feyekunu tayran bi iznillah, o da Allah'ın izniyle bir kuş olur. Ve ubriul ekmehe vel abras, anadan doğma körlerin gözünü açarım. Abras denilen hastalığı iyileştiririm, cilt hastalığını. Ve uhyil mevte bi iznillah, hatta Allah'ın izniyle ölüleri bile diriltirim. Ve unebbiukum bima te'kuluna ve ma teddahiruna fi buyutikum, evlerinizde neleri yiyorsunuz ve neleri biriktiriyorsunuz, bunları size haber veririm. İnne fî zâlike le âyeten lekum, işte bunda sizin için bir ayet vardır. İn küntüm müminin, eğer müminler iseniz. Ve musaddigan limâ beyne yedeyye minet tevrah, ve benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak size geldim. Ve le uhille lekum ba'dellezî hurrim aleykum, daha önce size haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum, Rabbinizden bir ayet size getirdim. Fettakullah, ve artık Allah'tan korkun. Ve atiun, ve bana itaat edin. İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum, Allah şüphesiz Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Fa'buduh, ona ibadet edin. Hâzâ sırâtun müstakîm, işte bu dost doğru bir yoldur, sırat-ı müstakimdir. Felemma ehasse İsa minhumul küfr, İsa onlardan bir küfür hissettiğinde, sezinlediğinde, gale men ensari ilallah, dedi ki, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler? Gale'l havariyune, havariler dediler ki, nahnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Âmennâ billâh, Allah'a iman ettik. Veşhed, sen de şahit ol. Bi ennâ müslimûn, biz ona teslim olmuş kimseleriz.
Değerli izleyenlerim, burada gerçekten Hazreti İsa ile alakalı önemli noktalara dikkat çekiliyor. Bunlardan birisi yaratılışı. Allah-u Teala dilediği şekilde yaratır. İnsanları Hazreti Adem örneğinde olduğu gibi anne babasız da yaratır. Ve insanları Hazreti İsa örneğinde olduğu gibi sadece anneyle de yaratır. Veya bizlerde olduğu gibi anne babayla yaratır. Allah her türlü yaratmayı bilendir. İşte melekler Hazreti Meryem'e geliyorlar ve kendisinden Hazreti İsa'nın dünyaya geleceğini haber veriyorlar. İz galetil melaike, melekler şöyle demişti: Ya Meryem, ey Meryem, innallahi yübeşşiruki, şüphesiz Allah sana müjdeliyor. Bir kelimetin minhu, ondan bir kelimeyi. Hazreti İsa aleyhisselama Allah'ın kelimesi deniliyor. Allah'ın kelimesi denilmesi, kün emriyle, ol emriyle yaratılması. Normalde Allah'ın adetidir ki anne babayla yaratır. Ama Hazreti İsa örneğinde olduğu gibi doğrudan doğruya Meryem'e üflenen bir ruh, ol emriyle, bir baba vasıtası olmaksızın bir ruh şeklinde üfleniyor. Bu açıdan Hazreti İsa'ya Allah'ın kelimesi ifadesi ayetlerde geçmekte. İsmuhu el Mesih, onun ismi Mesih. Hazreti İsa'ya Mesih denilmesi birkaç cihetle açıklanmış. Bunlardan birisi mesaha, meshetti anlamında. Hazreti İsa aleyhisselam mesela cüzzamlı hastaları meshediyor. Eliyle böyle temas ettiğinde onları iyileştiriyor. Bir başka yönü mesaha, izale etti anlamında. Bu anlamda da bakıldığı zaman onlardaki hastalığı izale etmesi, bir de Hazreti Musa'nın dinindeki hükümlerin bir kısmı o günün şartlarına göre uygun ama artık zaman içinde belki ağır geliyor. O gibi hükümleri izale ediyor. Onları kaldırması, zaten biraz sonra müstakil bir ayetle de bu ifade edilecek. Veya saha kökünden seyahat, yeryüzünde çokça gezmesi, devamlı hareket halinde olması, dolaşmasından dolayı Hazreti İsa'ya Mesih denilmiş. Ve günümüzde Arap dünyasında Hristiyanlarla ilgili daha çok Mesihiyyun ifadesi de kullanılır. İsa ibn-i Meryem, Meryem oğlu İsa. Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir peygamber için annesinin adı kullanılmaz. Falanın oğlu diye anne adı geçmez. Ama Hazreti Meryem'le ilgili yerde geçiyor. Çünkü o doğrudan doğruya Meryem'in oğlu. Baba yok, babasız bir şekilde yaratılıyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'ya İsa ibn-i Meryem derken, Meryem oğlu İsa derken, günümüz Hristiyanlarının ve tarih boyunca Hristiyanların ekserisinin İbnullah deyişini reddeder. Yani Hristiyanlar ekseriyetle ona Allah'ın oğlu diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın oğlu değil, Meryem'in oğlu bu ifadeyi kullanıyor. İbn-i Meryem. Ve o Allah'ın oğlu değil, Allah'ın kulu. Vecihen fid dünya vel ahira, dünya ve ahirette seçkin. Ve minel mukarrabin, ve Allah'ın seçkin kullarından, mukarrep olan kullarından. Mukarrep meleklerden bahsedilir. Kerubiyyun denilen seçkin meleklerden. Peygamberlerin tümü zaten seçkin insanlardır. Hazreti İsa da o seçkinler içinde daha da seçkin olan, daha has dairede özel durumu, konumu olan peygamberlerdendir. Ve Hazreti İsa'nın bir özelliği ve yükellimun nase fil mehdi ve kehle, hem beşikte insanlarla konuşur hem de büyüdüğünde. Burada beşikte konuşması başka bir yerde ayrıca açıklanıyor. Daha dünyaya gelir gelmez, işte annesi tarafından insanlara gösterildiğinde insanlar garipsiyorlar. Ya Meryem diyorlar, sen nereden getirdin bu çocuğu? Senin annen namuslu bir kadındı, baban dürüst bir insandı ama sana ne oldu böyle? Bu çocuk nereden? Meryem evli değil. Ve o zaman Hazreti Meryem çocuğa işaret ediyor, onunla konuşun diyor. Onlar da diyorlar ki biz keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyye, beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım? Ve o anda Hazreti İsa
daha bebek olmasına rağmen, yeni dünyaya gelmesine rağmen konuşuyor. Gale inni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum diyor. Daha bu ilk sözünde ileride kendisine Allah'ın oğlu diyecekleri reddediyor. Yani ben Allah'ın oğlu değil, Allah'ın kuluyum. İşte insanlarla daha beşikteyken konuşacak ve büyüdüğünde yine konuşacak. Ve minas salihin, salihlerden olacak. Bunun üzerine Hazreti Meryem şaşkınlıkla galet Rabbi, ya Rabbi enna yekunu li velet, yani benim nasıl çocuğum olabilir ki, velem yemsesni beşer, bir insan bana dokunmuş değil, evli değil, başka türlü bir beraberliği de yok, bu durumda nasıl benim çocuğum olur? Gale kezalikillahu yahlugu ma yasha, gelen melek diyor ki böyle, evet dediğin gibi senin kimseyle bir münasebetin yok ama Allah yahlugu ma yasha, Allah dilediğini yaratır. İza gada emran, bir şeyin olmasını murad ettiğinde fe innema yaqulu lehu kun feyakun, kun feyakun der, ol emriyle o iş biter. Ve yuallimuhul kitabe vel hikme, Allah ona kitabı ve hikmeti öğretecek. Ve tevrata vel incil, ve tevratı ve incili ona talim edecek. Ve rasulen ile beni İsrail'e, İsrailoğullarını onu peygamber kılacak. İsa aleyhisselam İsrailoğulları arasında çıkmıştır. Onlardan birisidir. Ve özellikle tebliği onlara yönelik olmuştur. Gad enni gad ci'tukum bi ayetim rabbikum, onlara şu şekilde tebliğde bulunacak. Ben Rabbinizden size bir ayet getirdim. Enni ahlugu lekum min at-tin keheyyeti tayr, ben çamura kuş şeklini veririm. Fe anfuhu fihi, ona üflerim. Fe yekunu tayran bi iznillah, o da Allah'ın izniyle kuş halini alır. Ve ubri'ul ekmehe vel abras, anadan doğma körlerin gözünü açarım, cüzzamlıları iyileştiririm. Ve uhyil mevte bi iznillah, hatta Allah'ın izniyle ölüleri bile diriltirim. Burada Hazreti İsa'nın bazı mucizelerini görüyoruz. Hazreti İsa aleyhisselam zamanında tıp ilmi revaçtaymış. Allah-u Teala onun mucizelerinin ekserisini bu türden vermiş. Burada kuş şeklinde, çamurdan kuş şekli yaparım, ona üfürürüm, Allah'ın izniyle o uçan bir kuş haline gelir. Bu da Hazreti İsa'nın mucizelerinden biri olarak zikrediliyor. Ve anadan doğma körlerin gözünü açması, cüzzam denilen tedavi edilemeyen hastalıkları iyileştirmesi, hatta daha ilerisi ölüleri bile Allah'ın izniyle diriltmesi. Bunlar tıpta fevkalade gelişmeler olabileceğine de bir işaret olarak düşünülebilir. Allah-u Teala bir peygamberine mucize olarak vermiştir. Topyekun insanlık genel bir çalışmanın neticesinde bu mucizelerin kısmi benzerlerini yapabileceklerdir. Ve gerçekten günümüzde tıpta dev adımlar atılmıştır. Artık göz ameliyatları, kalp ameliyatları, bu gibi şeyler söz konusudur. Adeta günümüz insanları ölüme geçici bir hayat rengi verebilmektedirler. Ve başka bir mucizesi ve unebbiukum bima ta'kuluna ve ma tadhhiruna fi buyutikum, evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri ve yediğiniz şeyleri size haber veririm. Bu gaybla alakalı bir durum. Normal şartlarda hiçbir insan bir başkası evinde ne yiyor, neyi biriktiriyor bilemez. Ama Allah bildirirse, Allah'ın bildirmesi ölçüsünde bilir. Bu da peygamberin peygamberliğine itimadı sağlar. Onun taraf-ı ilahiden bilgilendirildiğini gösterir. İnne fî zâlike le âyeten lekum, bunda sizin için bir ayet, ibret vardır. İn küntüm müminin, eğer müminler iseniz. Ve musaddik allime beyne yede yeminet tevrati, ve daha önce gelen Tevrat'ı tasdik edeceğim. Ve le uhille lekum ba'dellezî hurrim aleykum, size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Asırlara göre, devirlere göre dinin bazı hükümleri, füratta bazı hükümleri değişebilir. Nasıl ki bir ülkede durumlar normalken normal kanunlar işliyor ama
olağanüstü durumlarda olağanüstü kanunlar yapılıyor. Mesela ülkede kargaşa varsa sıkı yönetim ilan ediliyor. Normalde gece sokağa çıkma yasağı yokken sokağa çıkma yasağı konuluyor. Durum normale döndüğünde yasak kaldırılıyor. Musa Aleyhisselam döneminde insanları biraz daha zaptu raptu altına almak için hükümler biraz ağır bildirilmiş. O günün toplumuna o uygun. Ama İsa Aleyhisselam döneminde insanlar artık belli bir noktaya da gelmiş. Böyle olunca eski dinin hükümlerinden bir kısmı hafifletiliyor. Daha önce haram gibi olan bir takım şeyler onlara helal hale getiriliyor. Dolayısıyla zamanın değişmesiyle bazı fer'i hükümler değişebilir. Bu İslam hukukunda mecellede de yer almıştır. Tebettülü ezmine ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz denilmiştir. Ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum. Rabbinizden size bir ayetle geldim, ayet getirdim. Fettakullah, öyleyse Allah'tan korkun. Ve ati'un, bana itaat edin. İnnallâhe rabbi ve rabbukum. Allah, şüphesiz Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Fe'budû, ona ibadet edin. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Günümüzdeki İncil tercümelerinde o benim ve sizin Rabbini, babanızdır. Bu mealde ifadeler geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Rab olarak ifade edilen, Allah'ın Rab olduğunu ifade eden mana günümüz İncil'lerinde tahrif olmuş vaziyette baba şekline dönüştürülmüş. Allah-u Teala için baba oğul gibi durumlar söz konusu olamaz. Bütün mahlukat Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Hazreti İsa da Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Ve Allah ile Hazreti İsa arasında baba oğul münasebeti değil, abd halik münasebeti söz konusudur. Hazreti İsa Allah'ın kuludur ve Allah-u Teala onun babası değil, onun Rabbidir, yaratıcısıdır. Felemma ahassa İsa minhumul küfr. İsa onlardan bir küfür hissettiğinde gâle men ensâri ilallah ve dedi ki kim benim yardımcılarım? Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler? Galel havariyun, havariler şöyle dediler. Nahnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Âmennâ billah, Allah'a iman ettik. Veşhed, sen de şahit ol. Bi ennâ müslimûn, biz ona teslim olmuş kimseleriz. Havariyun, Hazreti İsa'nın yakın çevresinde yer alan kimseler. Rivayetlere göre bunların sayısı 12. Deniliyor ki havarilerini meydana getiremeyen İsa yok olmaya, unutulmaya mahkumdur. İsa Aleyhisselam etrafında 12 kişilik bir seçkin grup meydana getirmiş ve dinini bunlarla dünyanın her tarafına yaymış. İşte men ensari ilallah derken Hazreti İsa, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler? Demek ki bu ekip işi, her ne kadar kendisi peygamber de olsa ona yardımcılar lazım. İşte peygamberimizin de etrafında sahabiler ve o sahabelerle, 40 sahabeyle dünyanın fethine girişiyor ve gönülleri fethediyor. Havariler diyorlar ki nahnu ensarullah, biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz ona teslim olmuş kimseleriz. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Hazreti İsa ile alakalı Âl-i İmrân suresinden bazı ayetleri değerlendirmeye çalıştık. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.